Son zamanlarda kendinizi sürekli yorgun, huzursuz veya gergin mi hissediyorsunuz? Evde ne yaparsanız yapın, bir türlü rahatlayamıyor musunuz? Belki de sorun sizde değil, belki de bu hisler evinizin derinliklerine kadar işlemiş negatif enerjilerden kaynaklanıyor. Evet, doğru duydunuz. Evinizdeki enerji, ruh halinizi, motivasyonunuzu ve hatta sağlığınızı bile etkileyebilir. Düşünün, uyandığınızda hala yorgun musunuz? Evinizde otururken bile stresli mi hissediyorsunuz? O zaman bu video tam size göre. Bu enerjilerle yaşamaya devam ettikçe kendinizi daha da tükenmiş hissedeceksiniz. Ama işin güzel tarafı şu, evinizi bu negatif enerjilerden arındırmak tamamen sizin elinizde. Her şey 7 basit adımla değişebilir. Evinizi arındırdığınızda sadece ortamınızı değil, ruh halinizi, enerjinizi ve hayatınızı da temizlemiş olacaksınız. Şimdi düşünün, gerçekten rahat ve huzurlu bir yaşam istiyor musunuz? O halde izlemeye devam edin. Çünkü bu adımlar sadece evinizi değil, sizi de yeniden canlandıracak. 1. Tütsü kullanımı. Kutsal dumanla arınma. Tütsü, binlerce yıllık kadim bir ritüel olup evdeki negatif enerjiyi temizlemenin en etkili yollarından biridir. Özellikle ada çayı, palo santo ve sandal ağacı gibi doğal tütsüler enerji temizliği için tercih edilir. Nasıl uygulanır? Evinizin her köşesini tütsü dumanıyla gezdirerek arındırma işlemine başlayın. Tütsüyü yaktıktan sonra hafifçe üfleyerek dumanın yayılmasını sağlayın. Özellikle kapı eşikleri, pencere kenarları ve köşelerde dumanı gezdirmek önemlidir. Bu, negatif enerjilerin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Spiritüel anlamı, tütsü dumanı negatif enerjileri uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ruhani bir temizlik yaparak evinize huzur ve pozitif enerji davet eder. Her duman yükseldiğinde evinizin ruhu da yükselir. 2. Kristallerin gücü, doğal şifa kaynakları. Kristaller, yüzyıllardır enerji dengeleyici ve koruyucu olarak kullanılmıştır. Her bir kristal, kendine özgü bir frekansa ve enerjiye sahiptir. Negatif enerjileri emen veya dönüştüren kristaller, evinizin enerjisini temizlemek için güçlü bir araçtır. Önerilen kristaller, ametist, ruhsal arınma ve negatif enerjilerin uzaklaştırılmasında etkilidir. Siyah turmalin, koruyucu bir kalkan oluşturur ve negatif enerjileri emer. Selenit, yüksek titreşimli bir kristal olup evin enerjisini arındırır ve denge sağlar. Nasıl kullanılır? Bu kristalleri evinizin ana girişine, oturma odanızın merkezine veya enerji akışının yoğun olduğu alanlara yerleştirin. Zaman zaman bu kristalleri ay ışığında şarj ederek enerjilerinin tazelenmesini sağlayabilirsiniz. Spiritüel anlamı. Kristaller, evrenin enerjileriyle uyum içinde çalışarak evinizi negatif titreşimlerden arındırır ve pozitif enerjiyi çekerler. 3. Temizlik ve düzenleme. Fiziksel ve ruhsal arınma. Evdeki dağınıklık yalnızca fiziksel bir karmaşa değildir. Aynı zamanda negatif enerjilerin birikmesine neden olabilir. Dağınık alanlar enerjinin serbestçe akmasını engelleyerek evde ağır, sıkıcı bir atmosfer yaratır. Nasıl yapılır? Evinizin her köşesini detaylı bir şekilde temizleyin. Gereksiz eşyalardan kurtulun. Eski enerjileri taşıyan nesneleri evinizden uzaklaştırın. Temizlik yaparken niyetinizi de belirleyin. Bu evin her köşesini arındırıyor. Negatif enerjileri serbest bırakıyorum. Spiritüel anlamı. Temizlik. Sadece fiziksel alanı değil, aynı zamanda ruhsal alanı da temizler. Evinizdeki her köşe, enerjinin serbestçe akmasını sağlayarak ruhunuza da ferahlık getirir. 4. Zil ve çan sesleri. Frekansla arınma. Ses, enerjiyi dönüştürme gücüne sahiptir. Özellikle çan ve zil sesleri, titreşimleri sayesinde evdeki durgun enerjiyi hareketlendirir ve negatif enerjileri dağıtır. Nasıl kullanılır? Evinizi dolaşarak her odada yavaşça çan veya zil çalın. Özellikle köşelerde ve giriş çıkış noktalarında bu sesleri yoğunlaştırın. Ses dalgaları, durağan ve negatif enerjiyi hareket ettirerek dönüştürür. Spiritüel anlamı. Çan sesleri, evrenin titreşimleriyle rezonansa girer ve evinizin enerjisini yükseltir. Bu sesler, aynı zamanda ruhani rehberlerinizi de çağırarak koruma sağlamanıza yardımcı olabilir. 5. Tuzla temizlik. Yeryüzünün şifası. Tuz, negatif enerjiyi emme ve arındırma gücüyle bilinir. En basit ve en etkili enerji temizleme yöntemlerinden biri olarak yüzyıllardır kullanılmıştır. Nasıl yapılır? Bir keyse deniz tuzunu evinizin her odasına yerleştirin. Özellikle köşe noktalara ve giriş alanlarına odaklanın. Tuz, negatif enerjiyi emer ve evin enerjisini dengelemeye yardımcı olur. Birkaç gün sonra bu tuzu atıp yenisiyle değiştirebilirsiniz. Spiritüel anlamı. Tuz, doğanın saflaştırıcı gücünü evinize getirir. Toprağın ve denizin enerjisiyle bağlantı kurarak evinizi negatif titreşimlerden arındırır. 6. Bitkilerle şifa. Doğanın koruyucu gücü. Bitkiler yalnızca oksijen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda evin enerjisini temizleyen yaşam formlarıdır. Özellikle bazı bitkiler negatif enerjiyi uzaklaştırma ve pozitif enerji yayma özelliklerine sahiptir. Önerilen bitkiler: Aloe vera, negatif enerjiyi emer ve pozitif enerji yayar. Lavanta, huzur sağlar ve kötü enerjileri uzaklaştırır. Fesleğen, ruhsal dengeyi korur ve arındırıcı etkisi vardır. Nasıl kullanılır? Bu bitkileri evinizin çeşitli köşelerine yerleştirin. Onları düzenli olarak sulayın ve bakımını yapın. Bitkiler, evinizin enerjisini sürekli olarak yenileyen canlı varlıklardır. Spiritüel anlamı. Bitkiler, doğanın saf enerjisini evinize taşır. Onların hayat dolu varlığı, negatif enerjileri emer ve pozitif bir titreşim yayar. 7. Ritüel banyo. Suyun arındırıcı gücü su, enerjiyi temizleyen en saf elementlerden biridir. Ritüel banyo, hem bedeni hem de ruhu negatif enerjilerden arındırmanın güçlü bir yoludur. Nasıl yapılır? Banyo suyunu doldurun ve içine deniz tuzu, birkaç damla lavanta yağı veya gül yaprakları ekleyin. Kendinizi bu suya bırakın ve niyetinizi belirleyin. Bu sular, bedenimi ve ruhumu negatif enerjilerden arındırıyor. Suya batarken tüm negatif düşüncelerinizin sudan akıp gittiğini hayal edin. Spiritüel anlamı. Su, ruhunuzu temizler ve yeniler. Ritüel banyo, evinizdeki enerjiyi dengelemekle kalmaz. Aynı zamanda ruhsal bir arınma sağlar ve sizi merkezler. Sonuç evimiz, ruhumuzun yansımasıdır. Negatif enerjilerden arındırmak sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda ruhsal bir temizliktir.